Velekum nusfu matereki tereki Allah Teala buyuruyor. Sizin için diye velekum erkek hitap burada. Zevcenizin bıraktığı maldan sizin için biraz da pay var melum erkek hitap buyuruyor. İnne me günlerini böyle dün eğer kişinin ölen hanımının çocuğu yoksa o zaman velekum nusfu yarısı kulesi muhtemelen. Demek ki evli eşler, karı koca, kadın ölüyor, erkek kaldı. Kadının çocuğu yoksa, gerek bu kocasından, gerek başka kocasından, kadının çocuğu hiç yok olmamışsa kadının çocuğu, o zaman kadının malı, kadının malının yarısı erke oluyor. Yani kadına kadar malı varsa erke oluyor. Yarısı erken olmuş, kocası olmuş oluyor. Ve kendine böyle dün, Felekimur <laughs> rubu. Eğer ölen kadın çocuğu varsa, gereği bu kocasından bir baş kocasından. Ölen kadın çocuğu varsa o zaman felekimur <laughs> rubu. O zaman kocaya mirastan kadın hakkından dörtte biri kalıyor. Dörtte biri. Bu da yine vasiyetten söylenen buyuruyor. Velevinler <laughs> rubu kadınlara da bir kadının korusu ölmüş. Şimdi kadın payına geliyoruz. Onların da hakkı vardır. Dört tebiri. Ma tevettüm inekün veled. İnlem yekün lekün veled. Allah buyuruyor. Eğer Mevlam buyuruyor sizin çocuğunuz yoksa gerek bu kadından gerek başka hanımınızdan erkeğin çocuğu yoksa buna da hanımı varış oluyorsa ne yapacak? Hanıma dörtte bir hakkı var. Demek bir kadının, bir kadının kocası öldüğü zaman o kocasının, o kocasının gerek o kadından, gerek başlı hanımlardan çocukları olmamış yok çocukları olmuş ölmüşse yok çocuklu yoksa o zaman ne kadın kocasının mirasının dörtte birine payına hisseye giriyor oluyor hakkında Allah'ın mı bu? Fenkan lekum dün? eğer erkek öldü ama çocukları varsa öyle tümünü o zaman kadınlara sekizde bir düşüyor bak Bunu tekrar inşallah. Demek ki kadın ölür de kadın mal bırakırsa şimdi genelde şöyle yaparlar efendim işte bizim malımız ayrı yok bizde şu bu İslam'da öyle değil muhtemelen. malı ayrıdır böyle Mesela kadının takıları, giysileri, olur mu mirastan borsadan pay almıştır, şu almıştır. Veya kadın eleme yapıp çalışıp para biriktirmiştir. Demek ki böyle bir kadın öldüğü zaman kadının da parası varsa, büyük kadının çocuğu yoksa, gereği bu kocasından ya da baş kocasından, Kadın çocuğu yoksa o zaman o kadının kocası malının yarısına payına ortak oyuna gidiyor. Yarısı onun mu böylece? Yarısı diğer çocuk ki başka bir var başka ne böylece? Tabi kadının babası için bu var onlara girebilir verecek. Eğer kadının çocuğu varsa bu kocasından başka kocasından kadın çocuğu varsa o zaman dörtte biri kadının malı dörtte biri Kocan akıl olmuş oluyor, koca düşmüş oluyor. Kadına gelince erkek ölürse, erkek ölürse o zaman ne oluyor? Erkeğin, erkeğin çocuğu yoksa, yani kadının ölen kocasının çocuğu yoksa, o kadından başka kadından çocuğu yoksa, o zaman kadın kocasının mirasından dörtte birini alıyor. Eğer erkeğin çocuğu varsa, bu kanundan başlayan hanımdan. Şöyle varsa o zaman kadın düşüyor. Sekizde bir düşüyor muhtemelen. Bir, düşüyor böylece. Şimdi şu örnek vereyim. Akıla kalması için bir hesap olarak. Bir kimse öldü. Erkek. Öldü. Arkasından bir kızı kaldı. Arkasından bir oğlu. Bir de ne kaldı? Hanımı kaldı. Üç güzelim. Örnek olarak vereyim. Şimdi olacak. Erkek öldü. Erkek en tabii bir oğlu bir kızı var. Yani çocukları var. Kadına ne düşüyor burada? 8'e 1 düşüyor. Bu defa ne öyle şey? Bu 8'e 1'i kadın oluyor bu. 8'e 1 bir kadın oluyor. Kalan ne oluyor? Kalan 3'e bölünüyor yani. 3'e bölünüyor. 3'te biri kız çocuğu o şekilde erkek olmuş oluyor. Hatta bu 2'ye de bölünüyor da bunun ayrı özel hesabı var ama öyle Kısa, yapıyorum. Kısa pratik olarak şu an yapıyorum. Demek ki kadın ne yapıyor? Eğer korusunun gene o kadından başka kadının çocuğu varsa kadına sekize bir düşüyor böylece. Kızı da erkek varsa o zaman bunda buna bölüşüyorlar bunlar. Mesela olur ya iki tane oğlu var diyelim iki tane kızı var. Bir de hanımı var. Ne yapıyor şimdi? Yine hanımın sekize bir e alıyor. Şimdi iki oğlu, iki kızı var. Bu üçe yine bölünüyor bak. Yine 3'e bölünüyor bu trende. 3'e bölünecek ne bu? 3 bölümün birinin bir oğlu, bir bölümün bir oğlu, bölümün bir bölümün iki kız bölecekler. Yarı yani yolda işlemelice. Bir kimsenin böyle evladı olmasa, derler, babası da olmasa, yani erkek kardeşleri olsa, bunlar da ayrılıyor böyle ana baba bir, yani ana bir ayrılıyor bunlara böylece. Eğer ana baba bir ya da yalnız baba bir kardeşleri kalırsa, onlara kişinin kendi eladı gibi hisse giriyorlar. Yani erkek kardeşi iki katını alıyor, kız kardeşleri onun yarısı alıyorlar. Alıyorlar da.